Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sabun elması ya da Latince adıyla Manilicara zapota, Zapotaceae ailesinin bir üyesi olan Orta Amerika kökenli bir meyve ağacıdır. Doğal olarak yetiştiği Meksika'nın doğusuna yer alan Yucatan Yarımadası'nda, Petenes mangrove ormanlarında bulunan baskın bitki türlerinden biridir. Bulunduğu ekosistemdeki kuş, yarasa ve böcek türlerini besin ve barınak oluşturan sabun elması, ekolojik açıdan da önemli bir bitki türüdür. Daha önce bir video ile anlattığım yıldız elması yani Chrysophyllum cainito ile akrabadır. Ona sabun elması dışında Sapodilla, Sapot, Nispero ya da İspanyolca'da ufaklık anlamına gelen Chico gibi isimler de verilmiştir. İspanyol koloniciler tarafından Pasifik Okyanusu'nun ötesine ta Filipinlere kadar taşınan bitki, günümüzde tropik kuşakta yer alan pek çok ülkede yetiştirilmektedir. Sapodilla ağacı yavaş büyüyen, uygun şartlarda 100 yıl kadar yaşayabilen ve 30 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Sert rüzgarlara dayanıklı bir kök sistemine sahiptir. Ağacın elips biçimli parlak güzel yaprakları ve çam biçimli gösterişli olmayan çiçekleri vardır. Yağmur mevsimi boyunca ağacın gövdesinden balata ya da çikle adı verilen beyaz renkli bir sakız elde edilir. Bu madde çiklet ve balata endüstrisinde kullanılır. Tarihi bulgular bu sakızı Mayaların keşfettiğini ortaya koymuştur. Sabun elmasının meyveleri olgunlaşmadan toplanırsa meyve sapından da bu lateks içeren sakız akar. Olgunlaşmamış sabun elması meyvelerinin kabuğu serttir. Olgunlaştıkça bu kabuk giderek yumuşar. Meyvanın iç kısmı sarıdan kahverengine döner ve tıpkı olgun bir armut gibi tatlıdır ve kumlu bir dokuya sahiptir. Tadının armut, esmer şeker ve tarçın karışımına benzediği söylenir. Her bir meyvada en fazla 6 adet parlak siyah renkli tohum oluşur. Tohumların bir ucunda kanca benzeri bir çıkıntı bulunur ve yutulduğu takdirde bu yutan kişinin boğazına takılarak boğulmaya neden olabilir. Sabun elması ağacı sadece tropik kuşakta yetiştirilebilir. Gölgeye ve soğuğa karşı son derece dayanıksızdır. Tohumdan yetiştirildiğinde meyve vermesi 5 ile 8 yıl arasında bir zaman alabilir. Aşılanma metoduyla bu süre kısaltılabilmektedir. Yıl boyunca çiçek oluşturan sabun elması yılda sadece 2 kez meyve oluşturur. Ağacın olgun meyveleri çiğ olarak tüketilebileceği gibi tatlı, reçel ve marmelat yapımında da kullanılabilir. Meyvelerin tüketim ömrü az olduğundan yalnızca iç pazarda tüketilir. Ağacın genç yaprak ve sürgünleri sebze gibi pişirilebilir. Olgun yaprakları ise zehirlidir. Ağacın sert zararlara karşı dayanıklı ve kızıl renkli odununun Maya İmparatorluğu döneminden kalma kapı üst eşiklerinin yapımında kullanıldığı keşfedilmiştir. Sabun elması yapraklarında bulunan antioksidan nitelikli bazı kimyasal bileşikleri, diyabet, ateşli enfeksiyon ve kolesterol tedavilerinde kullanılabileceği keşfedilmiştir. Bitkinin tohumlarında akciğer hastalıklarının tedavisinde antibakteriyel etkileri olduğu belirlenmiştir. Bitkinin meyvelerinin diyareyi kesme ve ateşi düşürme amacıyla da tüketildiği bilinmektedir. Sabun elmasının tropik kuşak ülkelerinde süs amaçlı gölge ağacı olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Ağacın meyvelerini, sakızını ve odununu kullanmayı keşfeden Maya medeniyeti sabun elmasını efsanelerine konu etmişlerse de ben böyle bir hikayeye rastlayamadım bitki dostlarım. Ben yine de bu konuda umutluyum. Belki günün birinde oraları ziyaret eden ya da bizzat orada yaşayan bitki dostlarımız bize bu kaybolup gitmeye yüz tutmuş hikayeyi bulup anlatacaklar. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.